Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde 4. sınıf konularından çarpma işlemini işleyeceğiz. Çarpma işlemine başlamadan önce yine küçük hatırlatmalarım var. Çarpma işlemini eğer doğru yapmak istiyorsanız ritmik saymaları ya da çarpım tablosunu çok iyi bilmemiz, ezberlememiz gerekiyor. Yani 9 ile 8'in çarpımı 9 kere 8 kaç olduğunu hemen zihinden bulamazsak Çarpma işlemimiz çok uzun sürer. Bazen sayarken hata yaparız yanlış sonuçlar buluruz. O yüzden sizlere tavsiyem çarpım tablosunu iyice ezberleyin. İkinci dikkat edeceğimiz konu çarpma işleminde eğer elde varsa yani elde olan bir rakam varsa önce çarpmamızı yapıyoruz, rakamların çarpmasını yapıyoruz. Eldeyi daha sonra veriyoruz. Yani toplama işleminde eldeyi hemen verebiliriz. Ama çarpma işleminde hemen vermiyoruz çarpma rakamlarımızı çarptıktan sonra veriyoruz. Örnekleri yaparak daha iyi bu konuyu anlayalım. Ne yapıyorduk? Ben de daha önceki derslerimizde şöyle demiştim. Üstteki sayılar bir taksi düşündüğümüzde bunlar yolcular oluyor. Bizim alttaki sayı şoförümüz oluyor. Şoför yolculardan sırayla çarpma yaparak ücretleri topluyor. Ben öyle ifade ediyorum. Şimdi şoförümüz işe başlıyor. İlk önce birler basamağındaki rakamla çarpıyorum ve ücretini buluyorum. 4 kere 8 32. İşte elde var. 32'nin ikisini yazdım. Elde var 3. Onu aklımın bir köşesine tutuyorum. Şimdi şoförümüz diğer yolcuyla çarp çarpma yapıyor. Ücretini alıyor. 4 kere 1 4. Şimdi aklımda olan elde 3 vardı. 4 3 daha 7 oldu. Şimdi elde yok ve şoförümüz diğer en sondaki yolcudan ücretini alacak. Taksi şoförümüz 4 kere 6 24. Onu yazıyorum artık çünkü başka çarpacak sayı kalmadı. Cevap 2472 oldu. Bu kez 4 basamaklı bir sayımız var ve yine bir şoförümüz var. Şoförümüz sırayla yolculardan ücretlerini alsın. İlk önce her zaman olduğu gibi birler basamağından başlıyoruz. 7 kere 2 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. Aklımda tuttum. 7 kere 6. 42. 1 de aklımda vardı. 43. 43'ün 3'ü. Bu kez aklıma 4'ü koydum. 43'ün 3'ünü yazdım. Elde var. 4. Sıra diğer yolcu ev geldi. 7 kere 1. 7. 4 de elde. 11. 11'in 1'i elde var. 1. Onu yine aklımda tuttum. 7 kere 8. 56. 1 de elde vardı. 57. Sayımı da okuyorum. 57.134. Evet. iki basamaklı sayıların çarpması. Yine alttaki rakamlarımızı şoförler olarak kabul edelim. Bu kez iki şoför var. Ve iki yolcumuz var. Şimdi birinci şoförümüz ilk önce çarpma işlemini yapsın. 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı. Elde var 2 şoförümüzün diğer yolcuyla ücretini alması gerekiyor. 5 kere 2 10. Buradan elde vardı. Elde var 2 demiştik. Ne oldu? 12 oldu. Evet bu şoförümüzün işi bitti. Şimdi diğer şoförümüz. 1 kere 4 yani diğer şoförümüz yine birler basamağından başlıyor. 1 kere 4 4. Ama yazarken kendi olduğu yerden yazıyor. Yani burasını boş bırakıyoruz. 1 kere 4, 4. Bakın bu şoförümüz diğer koltukta olduğu için kendi koltuğundan başlayacak. Sola doğru ilerleyecek. Bir kere 4, 4. Elde falan yok. Devam ediyorum. Bir kere 2, 2. O da bitti. Şimdi birinci şoförümüzün topladığı para ile ikinci şoförümüzün topladığı yani çarpma işleminden bulduğu parayı ikisini toplamamız gerekiyor. Taksiden kaç para kazanmışlar bakalım. Sıfır aşağıya 4, 2 daha 6. 1, 2 daha 3. Evet. Sonuç 360. Diğer alıştırmamızı yapalım. Birinci şoförümüz 8. 8'in ilk önce işini görelim. 8 kere 5 40. 40'ın sıfırı elde var. 4. 8 kere 6 48. 4 de elde vardı. 52. Evet. Bunun bu şoförümüzün işi bitti. Şimdi diğer şoförümüzde sıra. 4 kere 5 20. 20'nin sıfırı elde var. 2. 4 kere 6 24. 2 de elde vardı. 26. Onu da sola doğru basamakları. Bakın. Dikkat edin. Rakamları hep alt alta yazıyorum. Burası zaten boş kalıyordu. Şimdi birinci şoförümüzün ulaştığı sonuç 520. Diğer şoförümüzün ulaştığı sonuç 260. İki şoförümüzün ulaştığı sonuçları topluyorum. Ve taksinin gelirini bulacağım. 0 aşağıya. 2, 0 daha 2, 5, 6 daha 11, elde var 1, 3 oldu. Sonuç 3120 yaptı. Diğer alıştırmamı da yapıyorum. 9 kere 8, 72. 72'nin ikisi, elde var 7. Çocuklar bazen eldeleri zihinde tutmak zorlaştığında kenara yazabilirsiniz. Evet 9 kere 8 72 elde var 7. 9 kere 7 63. 7 de elde vardı. 63 7 daha 70. Evet sonucumu yazdım. Bu gitti. Şimdi sıra bunda. 1 kere 8 8. 1 kere 7 7. Topluyorum. 2 aşağıya. 8. 7 7 daha 14. Cevap 1482 çıktı. Şimdi geldik. 3 basamaklı sayılar nasıl yapılır? Hemen onların alıştırmalarını da gösterelim. 3 basamak sayı ile 2 basamak sayı çarpıyoruz. Yine aynı sistem. Altta, e, alttaki rakamlar şoför olarak düşünüyoruz. Ve ilk önce 6 işe başlıyor. 6 kere 5 30. 30'un 0'ı elde var 3. Kenara yazdım. İsterseniz siz de çarpmalarda böyle kenara yazabilirsiniz. 6 kere 6 36. 3 de elde 39. Bunu verdim. 39'un 9'u. Dokuzu. Elde var yine 3. 6 kere 3 şu 6 ile en sondaki sayıyı da çarpıyorum. 6 kere 3 18. 3 de burada var. 21. Artık 21'i yazabilirim. Çünkü çarpacak başka sayı kalmadı. Bunu da verdim. Sıra geldi diğer şoförümüze. 3 kere 5 15. 15'in 5'i. Elde var 1. Ne yaptım? 3'ün olduğu basamaktan devam ettim. Elde 1 dursun. 3 kere 6 18. Bir de burada var 19. 19'un 9'u. Elde var. Yine 1. 3 kere 3. 9. 1 de elde. 10. Artık işim bitti. Şimdi şoförlerimizin bulduğu sonuçları topladığı paraları ortaya çıkan paraları topluyoruz. 0. Aşağıya. 9. 5 daha. 14. Elde var. 1. 2 oldu. 11. 11'in bir. biri. Yine elde var. 1. 3 oldu. 1 aşağıya. Sonuç. 13.140. Şimdi 3 basamaklı sayıyla 3 basamaklı sayının çarpımı. Ne yapacağız? Sistem yine aynı. Bu kez 3 tane şoförümüz var. Yolcular yukarıda otursun. Evet birinci şoförümüz yani 3 ile çarpmaya başlıyorum. 3 kere 5 15. 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 2 6. Bir de elde 7. Artık elde yok. 3 kere 1 3. Evet. 3'ün işi bitti. Şöyle bir yuvarlak için alayım. Bunun işi bitti. Sıra geldi ortadaki şoförümüze. Evet. Şimdi buna başlıyorum. 1 kere 5. 5. 1 kere 2. 2. Sola doğru devam ediyorum. 1 kere 1. 1. Bu şoförümüz de bitti. Sıra buraya geldi. Son şoförümüz. 2'yi kullanıyorum ve bütün yolcuları çarpacağım. Yalnız 2 ile çarpma yaptıktan sonra 2'nin olduğu basamaktan devam edeceğim. Yine bir basamak boş bırakarak sola doğru devam edeceğim. 2 kere 5 10. 10'un 0'ı elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde 5. 2'nin işi bitmedi. Daha bir de burada var bir rakam. 2 kere 1 2. Onu da buraya yazdım. Evet. 3'ün çarpmasından çıkan sonuç burada. Ortadaki şoförün sonucu burada. Son şoförümüzün sonucu da burada. Hepsini alt alta topluyorum. Böylece sonucu bulacağım. 5 aşağıya. 7, 5 daha. 12. 12'nin iki. ikisi. Elde var 1. Hemen bunu verebilirim. Niye kenara yazdım ki? Evet 4 oldu. 4, 2 daha 6. Şimdi elde yok. 5, 1 daha 6. 2 aşağıya. Sonuç 26 bin. 625 çıktı. Evet. Diğer iki alıştırmamı da yapıyorum. 5 kere 2 10. Onun sıfırı elde var. 1. 5 kere 9 45. Bir de elde 46. 46'nın altısı elde var. Bu kez 4. 5 kere 4 20. 4 de elde 24. Sıra ortadaki şoförde. 2 kere 2 4. Onun olduğu hizadan. 2 kere 9 18. 18'in 8'i elde var 1. 2 kere 4 8. 1 de elde 9. Bu da gitti. Henüz bitmedi. Son bir şoförüm daha var. 1 kere 2 2. 1 nerede? Şurada. Burası boş kalıyor yine. 1 kere 9 9. 1 kere 4 4. O da kenara geldi. Evet bakın basamakları, rakamları alt alta yazmaya çok dikkat ediyorsunuz. Bazen öğrenciler rakamları ikisinin arasına yazıyor buraya veya şu 4'ü şu ortaya yazıyor. Bu sefer toplarken işler karışıyor, yanlış topluyorlar. Ama alt alta yazarsak hiç yanlışlık yapmayız. Hemen devam ediyorum. Evet şoförlerimizin sonuçlarını toplayacağım. 0 aşağıya. 6 4 daha 10. Elde var 1 5 oldu. 5 8 daha 13. 2 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1 verdim. 3. 9 daha 12. 9 daha 21. 21'in 1'i elde var. 2 verdim buraya. 6. Sonuç 61.500 oldu. Son alıştırmamı yapıyorum. 5 kere 6 30. 30'un 0'ı elde var. 3. 5 kere 1 5. 3 de elde 8. 5 kere 6 30. Onu yazıyorum artık. Sıfırı çarpıyorum. Sıfır kere altı sıfır, sıfır kere bir sıfır, sıfır kere altı sıfır. Yani sıfırla kimi çarparsanız çarpın sonuç sıfır olacak. Son şoförümüz bir kere altı altı, bir kere bir bir, bir kere altı altı. Topluyorum. Sıfır, sekiz sıfır daha sekiz, altı, üç bir daha dört. 6 aşağıya. Cevap 64.680 çıktı. Evet dersimizi bitirmeden önce yine hatırlatmalarımı yapıyorum. Çarpma işlemi yaparken bir kere çarpım tablosunu e, hepsini ezberlemelisiniz artık çünkü büyük rakamları çarpacaksınız. Her zaman e, büyük rakamları çarparken de hemen zihinden bulmak için çarpım tablosunu iyi ezberlemeniz gerekiyor. Çarpma işlemi yaparken birler basamağından başlamayı unutmayın. Alttaki şoförlerimiz çarpma işlemini gerçekleştirecek. Üstteki yolcularımız yerlerinde oturacaklar. Şoförlerimiz ilk önce birinci şoför bütün yolcularla çarpmasını yapacak. Sonra diğer şoför bütün yolcularla çarpacak. Sonra en sondaki şoför bir bütün yolcularla çarpmayı yapacak. Çarpma işleminde bulduğumuz sonuçları yazarken de aşağıya şoförlerimizin olduğu yerden başlayarak sola doğru sırayla gitmeyi unutmayalım. Bakın Şuradan isterseniz gösterelim. İlk önce 5 ile çarpmıştık. 5 bütün yolcularla çarptı, sonucu yazdık. Sonra 2'yi kullandık. 2 yolcularla çarptı ve 2'nin olduğu yerden başladık. Sola doğru rakamlarımızı yazarak gittik. En sonda 3. şoförümüz bütün yolcularla çarpmasını gerçekleştirdi ve kendi olduğu basamaktan başlayarak sol tarafa doğru bulduğu sonuçları yazdı. Sonra 3 şoförümüzün de bulduğu sonuçları alt alta geldikten sonra aşağıya doğru toplama yapıyoruz. Ve böylece çarpma işlemimizin sonucunu buluyoruz. Sizlere derslerinizde başarılar, iyi çalışmalar diliyorum.